Bu videoda Bronsted, Lowry ve Lewis olmak üzere iki asit baz tanımına bakacağız. Bronsted, Lowry tanımıyla başlayabiliriz. Bronsted, Lowry tanımına göre proton veren maddeler asit, dışarıdan proton alan maddelerse baz olarak kabul edilir. Hızlıca protonun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Nötr bir hidrojen atomunda en yaygın görülen izotopta çekirdekte bir adet proton bulunur. Burada çekirdeğimizi ve protonumuzu görüyoruz çekirdeğin dışında da bir elektron var. Elektronu çekersek elimizde sadece bir proton kalır. Yani elimizde hidrojen atomunun çekirdeğinin kaldığını, bunun da H artıya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani proton veren maddeler H artı verirken proton alan maddeler H artı alır. Şimdi de HCl molekülünün nokta yapısına bakarak oluşturduğu kovalent bağı inceleyelim. Bu elektronlardan birinin klor atomundan geldiğini biliyoruz bu elektronu çizelim. Diğer elektron da hidrojenden geldi. Bunu da mor renkte gösterebiliriz. Buradaki elektrondan bahsediyorum. HCl molekülü su molekülüne bir proton verdiğinde neler olacağına bakalım. Oksijende bulunan ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır ve böylece geriye mor renkli elektron kalmış olur. Yani bu iki elektronun klor atomuna verildiğini söyleyebiliriz. Şimdi de tepkimenin ürün kısmına bakalım. Elimizde iki hidrojene bağlı bir oksijen vardı. Ancak bu oksijen bir proton aldığına göre şu anda üç hidrojene bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Bu da oksijenin formel yükünün artı bir olduğu anlamına gelir. Elektronları çizsem iyi olacak. Buradaki kırmızı iki elektron bu protonu alarak burada gördüğünüz bağ kurar. Bu da H3O artı yani hidronyum iyonu. Klor da klorür anyonlarına ya da iyonlarına dönüşüyor. En iyisi bunu da çizelim tepkimeden önce elimize 3 ortaklanmamış elektron çifti vardı. Daha sonra bir tane daha elektron çifti geldi. İşte şuradaki yeşil elektron ve buradaki mor elektron. Böylece tepkime sonucunda negatif yük alan klorun anyona yani klorüre dönüştüğünü söyleyebiliriz. HCl molekülü proton verdiğinden brønsted lowry tanımına göre asit olarak kabul edilir. Hemen yazayım. brønsted lowry asidi. Su molekülü de proton yani haşartı almıştı. Bu durumda su molekülü de Bramsted-Lowry bazı olur. Şimdi de ters tepkime gerçekleşme ihtimaline bakalım. Bu durumda klorür iyonunun baz işlevi görerek buradaki hidronyum iyonundan bir proton alması gerekir. Ters tepkimeyi ifade etmek için buraya ters yönde küçük bir ok çizeyim. Çünkü buradaki asit baz dengesi sağa doğru ters tepkimeye bakacak olursak burada klorür iyonunun baz olarak tepkimeye girmesi gerekiyor. Bunun da HCl molekülünün konjüge bazı olduğunu söyleyebiliriz. Yani elimizde bir tane konjüge asit baz çifti var. Elimizde HCl ve Cl- molekülleri var. İkisi arasındaki farka bakalım. Konjüge asit baz çiftleri arasında her zaman bir haşartı moleküllük fark olur. Yani buradaki su molekülü baz işlevi görür. Ancak burada proton aldığı durumlarda asit haldedir. Bu da konjüge asidin oluşmasını sağlar. Yani bu molekülün buradaki bazımızın daha doğrusu su molekülünün konjüge asidi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda elimizde bir tane daha konjüge asit baz çifti olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da gösterelim. Yani H2O ve H3O artı molekülleri de asit baz konjüge çiftine örnek verilebilir. H2O ve H3O artı arasındaki farka baktığımızda arada bir protonluk yani bir H artılık fark olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bramsted lowry asit baz tanımına bakarken mutlaka bir protonluk bu farkı düşünün. Şimdi de Lewis tanımlarına bakalım. Biraz aşağı kaysam iyi olacak. Lewis tanımına göre elektron çifti alan maddeler asit olarak kabul edilir. Bunu şu şekilde daha rahat hatırlayabilirsiniz. Elimizde asit yani A var. Yani bu A asidini almanın ası gibi düşünebiliriz. Lewis tanımına göre elektron çifti veren maddeler de baz olarak kabul edilir. Evet, Lewis tanımına göre asitler alır, bazlar da verir. Şimdi de bor triflorürün nokta yapısına bakalım. Fark ettiyseniz bor atomunun oktet yapısı yok. Yani elektronlarını sayarsak bor atomunun çevresinde 2, 4, 6 elektron olduğunu görebiliriz. Bu da bir okteti oluşturmaya yetmez. Bu bor atomunun sp2 hibritleşmesine uğradığını söyleyebiliriz. Bu da boş bir p orbitali olduğu anlamına gelir. Yani elimizde boş bir orbital var. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Boş bir orbital dışarıdan bir adet elektron çifti alabilir. Bu durumda da bor triflorürün Lewis tanımına göre asit olduğunu söylememiz mümkün. Su molekülüne bakarsak verebileceği bir ortaklanmamış elektron çifti olduğunu görürüz yani su molekülü burada Lewis bazı rolünde. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti buradaki boş orbiteli doldurur. Böylece oksijenle bor atomunun formal bağı kurulmuş olur. Oksijen tepkim öncesinde zaten iki hidrojene bağlıydı. Bu oksijenle bor atomu arasında bağ kurulur. Ancak oksijen atomunda yine de fazladan bir elektron çifti kalır. Bu da oksijenin formal yükünü artı bir yapar bor atomuysa 3 flor atomuna bağlı. Zamanımız az olduğundan flor çevresindeki elektronları çizmesek de olur. Bu da bor atomunun formal yükünü eksi 1 yapar. Buradaki elektron çiftini kırmızı renkle işaretleyeyim. Burada gördüğünüz bağın oluşması için bor atomu dışarıdan bu elektron çiftini alır. Fark ettiyseniz tepkimede haşartı molekülünde bir değişim yaşanmadı. Bu yüzden de brønsted lowry tanımının bu asit-baz tepkimesinde geçersiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tepkime de Lewis tanımını kullandık. Bu anlamda Lewis tanımının daha geniş olduğunu belirtelim. Örneğin yukarıdaki tepkime örneğine geri dönelim. Ve Lewis asit-baz tanımına uyup uymadığına bakalım. Lewis tanımına göre bazın elektron çifti vermesi gerekiyordu. Fark ettiyseniz buradaki su molekülü dışarıya bir elektron çifti vermiş. Yani bu molekülü hem brønsted Lowry hem de Lewis tanımına göre baz olarak kabul edebiliriz. Peki bu elektron çiftini alan ne? Tabii ki proton. Buradaki HCl molekülünü H artı ve Cl eksi şeklinde ayırabiliriz. Yani protonun dışarıdan elektron çifti aldığını ve Lewis tanımına göre asit olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu proton Lewis asidi. Bu durumda da HCl molekülünün H+ molekülünden dolayı bir Lewis asidi kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.